Benden önceki konuşmacılar bugünkü iktidarın bütün olumsuz taraflarını ortaya koydular. Fakat hala bu olumsuzlukları göremeyen ve bugün muhalefeti oluşturan insanlarımız çok. Hala bu partiye, AK Parti'ye gönül veren bir sürü vatandaşımız var. Ben Türkiye'nin haline baktıkça şunu hatırladım. 2000 senesinde, 1999 senesinde Güney Amerika'da Guyana devletine gitmiştim. Oradaki gözlemlerim şöyle: halkın %50'si Afrikalı, %45'i de Hintli ve Pakistanlı. Afrikalılar oraya köle olarak getirilmişler. Daha sonra kölelik kalkınca da Hindistan'dan, Pakistan'dan anlaşmalı insanları getirmişler oraya. Senet yapmışlar, anlaşmışlar. Bütün bunları şeker kamışı ve pirinç tarlalarında çalıştırmışlar. Tabii kölelik kalkınca zenciler, Afrikalılar, biz artık İngilizlere bundan sonra çalışmıyoruz demişler. Bundan sonra kendi kendimize çalışacağız. Tabii şimdi oradaki ben halka baktım. Halk dışarıdan gelmiş. Guyana devleti Türkiye'nin 1/3 kadar bir ülke. Tropikal ormanları var. Maden zenginlikleri var. Halk şehirlerde toplanmış sadece. Köylerde Amerikalı köylüler var, İnkalar bulunuyor. Şimdi fakat bu Pakistan'dan gelenler, Afrika'dan gelenlerin memleketin tamamıyla alakası yok. Bir vatan sevgisi yok. Ormanlar, madenler Amerikalı, İngiliz, Avrupalı şirketler tarafından bölüşülmüş. Bunların haberi yok. Şimdi oradaki insanlara bak. Şimdi Türkiye'deki mukayese ediyorum. Türkiye'de de insanları oradaki Afrikalı ve Hintli insanlara benzettiler. Yani bizim Türk insanının da yeraltı madenlerimizden haberi yok. Ormanlarımızdan haberimiz yok. Bunlar bizim diyemiyoruz. Neden? Hükümete teslim etmişiz. Hükümet istediği gibi satıyor, atıyor, yabancılara veriyor. Bize bir faydası olmuyor bunların. E peki Türk milleti olarak bunlar bizim malımız değil mi? Bu mal hükümetin malı mı, milletin malı mı arkadaşlar? Ben inanıyorum ki milletin malı ve bu yeraltı, yerüstü zenginlikleri ne olması lazım? Bu millet için harcanması lazım. Bakın arkadaşlarımız söyledi. Diyarbakır'da günde 14 bin varil petrol çıkarıyor. Diyarbakırlı genç kardeşlerimiz de işsizlikten, açlıktan yana duruyor, mahvoluyorlar. E ne yapacağız? Yani bu memleketin petrollerini dışarı yabancılara mı vereceğiz? %2 bir vergi alınıyor. Altın madenlerimiz peşkeş çekilmiş. Yani memleketin tamamı gitmiş. Cumhuriyet döneminden bugüne kadar yapılan kamu iktisadi teşebbüslerimiz, o kadar masraf edilen, emek verilen yerlerimiz teker teker satıldı. İnsan, ve buradaki işçilerin çoğu işsiz kaldılar. Ve hatta devlete, başka yerlere yerleştirildiler. Orada boşu boşuna maaş ödedi devlet. Çünkü diyelim ki tütün fabrikası kapatılmış, oradan gelen insanları nereye koymuşlar? Bir başka kuruma. O kurumda yapacağı bir iş yok ki. Ve insanlarımızı böylece heder ettiler. İşsizlik almış yürümüş. Buna bir çare bulabiliyor mu devlet? Bulamıyor. Yani bugünkü hükümet buna çare, hatta diyor ki beni ilgilendirmez. Herkes kendi işini bulsun. Şimdi bu durumda bir hükümet eğer bu memleketin problemlerine çözüm bulmayacaksa neden hükümet olduk kardeşim? Yani neden sormuyor bu vatanda yaşayan insanlarımız, neden hükümete bu soruyu sormuyor? Eğer bu soruyu çözemiyorsan senin ne işin var burada demiyor.
İnsan buna üzülüyor. Peki hükümet ne yapıyor? Bakın Amerika ile işbirliği. Amerika ile İsrail ile işbirliği. Zaten Amerika'da büyük İsrail demek aslında. Orayı da yöneten İsrailliler. Bugün Amerika biliyorsunuz Avrupa'dan giden korsanların kurduğu, haydutların kurduğu bir ülke. O yöneticilerin çoğu haydut zaten. Bunlar Japonya'ya atom bombası atmadılar mı? 140 bin insanı öldürdü dedi arkadaşlarımız. Doğru. Vietnam'ı işgal etmediler mi? Binlerce insanı öldürmediler mi? Irak'ı işgal etmediler mi? Irak'ı kimin sayesinde işgal ettiler? Bugün hükümetimizin yardımıyla işgal ettiler. Afganistan'ı işgal ettiler. Bütün Orta Doğu'da Arap Baharı dediler. Milyonlarca insan öldü. Kimin yardımıyla oldu? Amerika'nın atadığı Bob eş başkanının yardımıyla oldu bunlar. Şimdi bunu milletimiz görmüyor mu? Zaten başbakan demiyor mu ki ben Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlarından biriyim. Evet burada görevli. Ve Amerika buna görev vermiş. Türk milleti başbakanlık görevini verdi ama bu başbakanlık görevini değil Amerika'nın verdiği görevi yapıyor. Çünkü oraya karşı sorumlu. Türkiye'de Türkiye'nin görevlerini yapmasa bile halkın istediklerini yapmasa bile ama Amerika yapmak zorunda. Türk milletine soru soramıyor. Milleti kandırmak kolay diyor. Yol yaparım, köprü yaparım, kandırırım milleti diyor. Evet. Konuşmak bu hususta çok konuşabiliriz ama bana da diyorlar son bir dakikanız kaldı. Arkadaşlar memleketimizin durumu çok kötü. Bakın Amerika'ya giderken Reyhanlı'da 53 vatandaşımız bombalarla öldü. Erdoğan Amerika'ya giderken seyahatini bırakıp da Reyhanlı'ya gidip başsağlığı diledi mi? Yok. Neden? Bunu malzeme yaptı gitti orada. Evet dedi. Ben dedi Obama'yı bununla bak işte 53 tane insanımız Sünni vatandaşımızı öldürdü diyerek orada ben Amerika'yı kışkırtırım gelip Suriye'yi bombalatırım. Böylece Esad'dan öcümü alırım. Esad'dan intikam almaktadır. Şahsi bir öcü var arkadaşlar. Dikkat edin bu kadar hevesli olduğuna göre, savaş dediğine göre bütün dünya bir kenara çekilmiş. Kendisi hala savaş diyor. Evet bunu dikkatle izlememiz lazım. PKK ile yapmış olduğu eşkıyalarla işbirliğini dikkate almamız lazım. Bakın memleketimizi bölüyorlar, parçalıyorlar. Bunları dikkate almamız lazım. Öyleyse bunları kim düzeltecek? Bakın muhalefete bakıyorum CHP'ye bir çözüm getiremiyorlar. MHP'ye bakıyorum bir çözüm getiremiyor. Laf ebeliğinden başka bir şey yok. AK Parti bütün korsanlarla teröristlerle işbirliği içinde. Bunlardan memlekete hayır gelir mi? Arkadaşlar memleketi kurtaracak bütün bu bugün mecliste bulunan partiler ve diğer partiler bir tarafa, Bağımsız Türkiye Partisi bir tarafa diyorum. Bunu tecrübelerimle 40 yıllık hizmet yaptım ben memlekette. Bunları gördüm, inceledim. Onun üzerine diyorum bunu. Evet bu parti Bağımsız Türkiye Partisi ve sevgili Haydar Baş'ın başkanlığında bu memleketi kurtarabilir. Milli ekonomi modeli bu memleketi kurtarabilir. Bugün kapitalist düzen insanlarımızı perişan etmiştir. İşsiz bırakmıştır. %90'ı memleketin fakirlik sınırının altında yaşamaktadır. O halde ne yapmamız lazım? Arkadaşlar Bağımsız Türkiye Partisi'ne gönül verip bu partiyi desteklememiz lazım. Evet. Fazla söz hakkım olmadığına göre süremin bittiğini de söylüyorlar. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ve sizlerden partiye destek istiyorum. Teşekkür ederim.